Çağlagelin'in yatak odası ahşap mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Kahverengi kapitone dikişli yatak başlığı spor tarzda. Sürgü kapaklı ahşap gardırop büyük aynalarıyla odaya derinlik katmış. Makyaj masası yerine aynalı şifonyer kullanılarak yerden tasarruf sağlanmış. Son olarak tek kanat kullanılan saten fon perdenin odanın tarzına göre biraz klasik kaldığını belirtelim ve sözü ev sahibimize Çağlagelin'e bırakalım. Hanımlar, kaldık baş başa, ne diyorsunuz? Yani ben yatak odasını hiç tarzım olarak, yani tarzım değil yatak odan öncelikle, onu söyleyeyim. Yani pek beğenemedim açıkçası. Halını da aslında pek beğenemedim. Yatak örtünle biraz birbirine karışmış. Şöyle yatak örtüsünü alttan bulalım. Nerede yatak örtüsü? Yani yatak örtüsünün deseni ve rengiyle halı ve oda birbirine çakışmış. Yatak odası yine kahve tonlarında. Orada bir grili beyazlı bir çerçeve görüyorum. Yani ben bunu hep söylemişimdir, yine söyleyeceğim. Böyle gri ile kahverengi ben bir arada pek onu sevmiyorum. Onu fotoğrafçılar hediye ediyor ya, o yüzden... Evet, ama değiştirebilirim de ben yatak odasında veya evin genel olarak her yerinde pek düğün fotoğrafı sevmiyorum. Fotoğraf sevmiyorum açıkçası. Bir de şurada bir lamba var. Onu da aslında pek beğenemedim. Bu şekilde. Yani genel olarak yatak odasını pek tarzım bulmadım. Bu şekilde. Yatak odası kötüydü. Hiçbir tarzı yoktu bana göre. Ben mobilyaları biraz Merve'ninkilere benzettim. Ben de onu diyecektim. Kesinlikle dış ses çok 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 benziyor. Şaşırdım zaten. Girer girmez içeri dedim ki yani neredeyse hemen hemen aynı. Aşkım 4 sene önce evlenmiş. Benim mobilyalar da 4 sene önce alındı ya, o yüzden. Hani... Ama aynısının yani... Yani tarz olarak aynı ama... Hayır, yorum yaptı ya arkadaşlar. Beğenmediğini dile getirdi ya. Mobilyanın aynı olduğunu söylüyorum ben evet, de. Evet, ben de onu diyorum. İşte 4 sene önce alındı. Ben de 4 sene önce aldım ama alakası sen yok. Bir de tek kanat fon var, diğerinde yok. Onun sebebini öğrenebilir miyim? Canım öyle yapmak istedi. Öyle yapmak istediyse hiç olmamış, hiç beğenmedim, keşke hiç güzel değil. Keşke bunu o tarafa yapsaydım. Burası zaten çok yoğun. Onun en azından orası olsaydı biraz daha ferah olurdu. Bence ya hiç olmasaydı ya ikili olsaydı. Tarzı bu şekilde demek ki arkadaşlar. Burada da dantel gördüm. Ben dantel yatak odasını da sevmiyorum. Halının zaten yatak örtüsüyle bir alakası yok. Buraya da uyduramadım. Hem de çok küçük kalmış. Böyle beyaz bir örtü serseydin. Ben de şuradaki lambayı beğenemedim. Ne alaka anlamadım. Burada da avize yok bir de. Ve burada da avize yok. Avize neden yok onu anlamadım. Benim avizelerim yorumlanıyor ama kimsenin evinde neredeyse adam akıllı hem bir avize yoktu. Burada zaten hiç avize yok. Bu kadar söyleyeceklerim. Merve Hanım, siz devam edin bence. Böyle gidelim sırada. Şöyle, ben yatak örtüsünün rengini buraya uyduramadım. Zaten diğer yorumları da arkadaşlar yaptı. Bence sana geçelim. O da küçük ya, o da mor. Burası da kahve, biraz boğmuş. Bu komodini şuraya alsaydın burası biraz daha ferah olabilirdi diye düşünüyorum ama senin bir şeyin vardır bence. İkili komodinlerim de var, evet. Işık buradan güzel vurduğu için, orada da makyaj yaptığım için o şekilde tercih ettim. Aşkım sen çok güzelsin bugün. Niye benim modum düşük? Vallahi yorum yapamıyorum. Fiyatını öğrenebilir miyim bir de ben yatak odası takımının? Çağla, iyi misin? Ya üzülme. Gerçekten ben de üzülmeni hiç istemem ama burayı yorum... Ya ben olabildiğince kibar bana bir şekilde seni eleştirmek istiyorum. Bana da çok acımasız yorumlar yapıldı ama yani cevabını verdim herkese. Hele ki bana herkese. Yani gerçekten inanılmaz derecede yani aynı şekilde. Kalbimizi kırmak istemiyorum çok, o yüzden. Bak kırabilirsin, biz sana alınmıyoruz, alınmayacağız da kalbimiz kırılsaydı Cansu'ya kırılırdı. Aynen, burası bir yarışma maalesef ki. Maalesef ki ve insanlar... yorum yapıyor, mecbur yapacaklar. Ama yani... ben maalesef kalp kıramıyorum. O yüzden de konuşmak istemiyorum. Ya bizim kalbimiz kırılmıyor. Sen yanlış anlama. Yani kırılmayacağız da istediğin kadar laf sokabilirsin. Sen neye bu kadar üzüldün? Aralarında bir gerilim var ve sürekli yansıttıklarını düşünüyorum. O şekilde. Yani bilmiyorum. Ama o bizim aramızda bir gerilim. Ya. Elif arkadaşımız aslında... bugün bilenerek gelmiş birazcık. Bizim ben de modumuzu maalesef. Ben olduğumu düşünüyorum. Maalesef bizim de modumuzu düşürdü. O gerilimi benden mi alıyorsun? Ve modumuzu da düşürdü. Yine içeride maddiyatını konuşturdu bize. O gerginliği kimden yine alıyorsun? Yine içeride onu bize maalesef ediyorum. Konuşuyorum. Bir saniye, bir saniye lütfen. O gerilimi kimden lütfen alıyorsun? Lütfen bir saniye, bir lafımın bitmesine müsaade eder misin? Ben onunla konuşuyorum. Sen lütfen. Niye girdin araya şu ben anda? Ben konuşuyorum ama onunla. Bir evet. Müsaade edersen konuşacağım. Aslında ben konuşuyordum hepimizin ama şu an niye modunu geldin de düşürdün bence. Yok, hayır. Biz böyle değildik. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki. Ki senden beklediğimiz tavırdı bu. Yani senin
maddiyatın sürekli bir ortada, ne sürekli var bir ya insanları aşağı çekmeye çalışıyorsun. Var ya? Ben siz olmadığınız şey sürece, siz sormadığınız sürece, siz şu an hangi konudan, ben anlamadım şu anda. Aldığım baharatlık takımı mı işte, ne aldıysan onu da bilmiyorum. Sattığın zaman ikinci elden de evet, altın değerini görüyor. Evet, aynen öyle. Bilmem arkadaşın dedim o kadar şöyle, pahalı olduğunu böyle, sordu. Ben sürekli de bu yüzden sokma o kadar pahalı olduğunu söyledim ki ama sen o sırada odada bile değildin. Bilim ben onun arkadaşımla ve senin bu gerginliğin benimle mi alakalı? Bence de lütfen gidelim. Gerginsiniz ve çok lütfen. Böyle ben hiç gergin olduğumu yani. Düşünmüyorum. Çünkü arkada arkadaş o kadar çok böyle insanların sağlığını hiç seninle konuşmadım ben bu konuyu. Getirdik ben yani, bu konuyu Mertel'le konuştum, o da bana ne kadar kendi elinde puan verdikten yani. Sonra zaten saygısızlığını gerçekten güzel gösterdi. Daha ilk defa evet. Görüşüyoruz. Gerçekten nasıl gösterebilirim? Güzel. Bence bunu biri gösterdi. İçeride hazırlanırken konuyu açıyorsun, birden giriyorsun falan. Evet. Başta bu şekilde değildin. Demek ki nasıl senin girebilirdim işe, mesela? Gülücükler mi saçmam demek gerekiyor? Demek ki senin işin ben zaten kötü bir gün geçirerek geldim buraya. Hayatın nasıl gelmeyi bekliyorsun? Rüküssün. Belli. Aynı belli kimin olduğu gerçekten. Lütfen. Akşama kadar durmak zorunda değilim sizinle. Ben sizinle aynı odada durmak zorunda değilim. Tamam.